Merhaba arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirmesi videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir öykü kitabını tanıtmak istiyorum. Burcu Ünlü'nün Kapanda Bir Hayal isimli yeni çıkmış kitabını sizlere tanıtmak istiyorum. Kitap yeni çıkmış diyorum ama çok kısa sürede ikinci baskısına ulaştı. İtaki Yayınları'nın öykü serisinden kaliteli bir baskıyla kitap elime ulaştı. Ve ince olmasından dolayı yaklaşık 60 sayfa civarında hızlıca okudum. Burcu Ünlü benim sosyal medya aracılığıyla tanıştığım, tanıdığım, editör ve yazar olan, birçok dergide de öyküleri ve yazıları çıkan genç bir edebiyatçı arkadaşımız. Benim online resim kurslarım dolayısıyla tanışmıştık, hatta öğrencim oldu. Bu vesileyle tanıdığım, kitabı çıkınca da heyecanla alıp okuduğum bir yazar arkadaşımız. Kapanda Bir Hayal kitabı içerisinde 10 tane öykü barındırıyor arkadaşlar. Kitapta ilk dikkatimi çeken şey yazarın diline hakimliği oldu. Bunu söylemeliyim. Gerçekten çok duru, akıcı bir sohbet havasında diyeceğim, okuyucuyu hemen sarıveren samimi bir üslup dikkatimi çekti. İşlediği konular itibariyle de oldukça dikkat çekici. Öykülerinde sıradan insanların hayatlarını anlatıyor. Kitaptaki öyküler insanların ailesiyle ilişkisini, eşlerin birbiriyle ilişkisini, ailenin çocuk üzerindeki etkisini, ailenin gelecekte bu etkinin o yetişkinde ne gibi tesirlere sebep olacağını incelemiş. Yer yer mizah öğelerinin yer aldığı, insanı gülümseten, yer yer hüzne kapıldığınız, bazen çok çarpıcı sonlarla biten, hiç ummadığınız sonlarla biten etkileyici öyküler olduğunu düşünüyorum buradaki öykülerin. Özellikle diyaloglar çok güzel. Dediğim gibi gerçekçi, samimi diyaloglarla adeta o kişileri izliyor gibi hissediyorsunuz. Yani kitabın üslubu gerçekten olgun bir üslup. Keyifle okumama sebep olan şeylerin, başta da belirttiğim gibi başımda bu üslup geldi. Zaten ben ilk etapta kitabı okurken üslup arıyorum arkadaşlar. Yani eğer üslubunuz kötüyse siz ne anlatırsanız anlatın bu edebi bir eser haline gelmiyor. Tabii tersi de bunun doğru. Yani çok güzel üslubunuz olsa bile içeriye dair ortaya bir şeyler koyamıyorsanız da, bir anlatı, bir kurgu oluşturamıyorsanız da bu da yine eksik kalmış kitaplardan bir tanesi. Ben bu kitapta ikisinin de uyumlu ve dengeli olduğunu gördüğümü söyleyebilirim. Burcu Ünlü bu kitabında öykülerinde toplumumuzda özellikle yara olan bazı konulara değinmeye çalışmış diye düşünüyorum. Mesela kadının toplumdaki yeri, erkeğin kadınla ilişkisi gibi bazı kadim konuları, ülkemizdeki en azından kadim konuları burada çok özgürlükçü bir düşünceyle, çok çağdaş ve vicdanlı bir bakış açısıyla ele almış diyebilirim. İçerisinde toplumda yer edinememiş, ailesiyle çatışan, eşiyle sorun yaşayan, yalnızlaşmış, ölümle ilgili düşüncelere sahip olan, ölümü arzulayan hatta bazı karakterlerimiz çarpıcı hikayelerini okuyoruz burada. Dediğim gibi özellikle aileyle toplum, aileyle kişi ilişkisini çok çarpıcı bir şekilde, çok sarsıcı bir şekilde ele alınmasıyla oluşmuş öykülerden çoğu diyebilirim. Ailenin bizim üzerimizdeki etkisi malum. Çünkü orada şekilleniyoruz ve gerçek kişiliğimiz büyük oranda orada temellendiriliyor. Sağlıklı bir aile ilişkisi yaşamayan ve bu şekilde büyümek zorunda olan insanların o aileden uzaklaştıklarında bile, aileden uçtuklarında diyeyim tabiri caizse bile, o geçmişlerinden asla kurtulamadıkları ve geleceklerini de o geçmiş gölgesinde inşa ettiklerini görüyoruz. O travmaları atlatamadığını görüyoruz ki bu kitapta benim için en çarpıcı ruh veya verilmek istenen, anlatılmak istenen ana tema buydu diye düşünüyorum. Kitabın arka yazısı da çok güzel. Onu size okumak istiyorum. Bir eksik, bir fazla fark ediyor artık. Kopan saç teli gibi kaybolup gidiyor insan, görülmüyor. Üstelik yerindeyken ne bir el değiyor ona ne de tarak. Bir şeyin içini mi dolduruyoruz yoksa üstünü mü kaplıyoruz belli değil. Bir nefes sadece o kadar alıp verdiğimiz, başka alacağımız yokmuş gibi sanki dünyadan bu kadarmış yaşamak. Burcu Ünlü ilk kitabı Kapanda Bir Hayal ile insanın temiz kalmış yerlerini işaret eden öyküler armağan ediyor okura. Evi yuva denen kapanı, insanın kendi içinde sıkışıp kalmasını zaman zaman ironiyle, zaman zaman da tokat gibi çarpan göndermelerle anlatıyor.
Evet, aslında bu ifade de kitabı gerçekten anlatıyor. Bu ifadeyi de kim yazdıysa doğru bir tespitte bulunmuş. Zaten İtaki Yayınları'nın kaliteli baskısı ve redaksiyonuyla, yönetimiyle diyeyim, kitap basım sürecinin kalitesini bu kitapta da hissediyoruz. Umarım okuru çok daha bol olur. Yazarımızın bu ilk kitabı çünkü ve daha nice kitaplar yazmasına vesile olur. Ben bu kitabı keyifle okuduğumu söyleyebilirim. Kitabı tavsiye ediyorum kesinlikle okumanızı, ama burada öğrencilerimin de takip ettiğini düşünerek ve önceki videolarımda da bahsetmiştim, kitapların aslında televizyon kanalları gibi bazı uyarı işaretleriyle basılması gerektiğini düşünüyorum. Yaş grubuna uygun olarak yayın evlerinin belirli ilkeler doğrultusunda bunu belirleyebileceğini düşünüyorum. Ortak bir kabul doğrultusunda bu yazılı da olabilir. Bu kitapta +16 etiketiyle vereyim. Tavsiye ediyorum 16 yaşın üstündeki bütün okuyuculara. Tavsiye ediyorum, edebi lezzet almaları anlamında gerçekten çok keyifli bir kitap olmuş. Hemen okumanızda tadını damağınızda bırakıyor ve yeni çıkacak Burcu Ünlü kitaplarını beklemenize sebep oluyor. Bu arada benim de yeni kitabım çıktı, Güneş Uykusu isminde. Fakat henüz kendi kitaplarımı değerlendirmek istemiyorum, şu andaki düşüncem bu. Belki zamanla fikrim değişebilir. Merak edenler, takip edenler için onun da duyurusunu yapmış olayım. Bugünlük kitap değerlendirmem bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Bir dahaki kitap değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.